Herkese iyi akşamlar, yine bir TSRM webinarında beraberiz. TSRM webinar gününde ve TSRM webinar saatinde sizlerle beraber olmak her zaman çok keyifli. Önümüzdeki yaklaşık 40 dakikalık sürede sizlerle beraber uterin septum konusunu tüm yönleriyle beraber e, konuşmaya çalışacağım. Aslında konuşmamız 3 kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi acaba gerçekten uterin septum reproduktif performansı etkiliyor mu? Bir, bu soruya cevap vermeye çalışacağız. İkincisi, acaba yapacağımız cerrahi yaklaşım hastanın kaderini etkileyecek mi? Bundan bahsedeceğiz. Üçüncü olarak da eğer cerrahi yapmaya karar verdiysek Komplikasyonlardan uzak durmak ve minimal sürede hastayı en etkin bir şekilde tedavi etmek açısından hangi teknik durumlara, hangi teknik şartlara dikkat etmemiz gerekir? Bundan bahsedeceğiz. Ee, tabii ki genç arkadaş için bahsetmek gerekirse, kısaca üzerinden geçmek gerekirse hepimizin bildiği gibi iki tane müderen kanalın ortada birleşmesi, daha sonra üregenital genital sinüsle tek limen oluşturması ile oluşuyor e, iç genital e, kadın genitalyası ve hepimizin bildiği gibi e, fallop tüpleri, e, fundus, serviks ve daha sonra üst 1 bölü 3 vajen, bülaren kanal ile kaynaklanıyor. Burada tabii ki septumdan bahsedeceğiz. Septum üzerine söylemek gerekirse her iki taraf mülaren kanalı bir araya geldikten sonra bunların ortadaki füzyon olduğu kanalın ortadan kalkmaması, septumun ortadan kalkmaması söz konusu. E, peki acaba infertiteli veya düşük bir ilişkisi var mı? Yine en temel sorulardan bahsedersek bu yaklaşık 100 tane gözlemsel çalışmayı içeren ve içerisinde yaklaşık 90 bin kadın içeren bir çalışma, bir sistematik derleme. Burada bakıldığı zaman rastgele kadınları seçerseniz %2.3 septum saplıyorsunuz. Eğer sadece infertil popülasyonlu kadınları seçerseniz %3'lerde rastlıyorsunuz ki aralarında hemen hemen bir farklılık yok. Ama infertil de olup daha sonra gebe kalmış, düşük yapmış kadınlarda da iki katlık bir risk artışı söz konusu. Dolayısıyla bu slide'dan anladığımız sanki infartil ile çok ilişkisi yok da daha çok düşük bir ilişkisi var gibi. Nitekim bununla ilgili bir başka yine sistematik derlemeye bakarsak burada da 9 tane primer çalışma var. Burada da yine konsepsiyon oranlarına baktığımızda e, konsepsiyon oranlarına baktığımızda her alanında septumu olan ve normal ötürüse sahip kadın arasında herhangi bir farklılık yokken yine septum olan kadınlarda Birinci trimester düşüğü, ikinci trimester düşüğü, erken doğum ve mal prezentasyonu normal eterin kaliteli kadınlara göre daha fazla görüyoruz. Dolayısıyla bu iki çalışmadan çıkartacağımız mesaj sanki infertiden ziyade düşükle ilişkili gibi. Peki bu infertite konusu gebe kalabilir konusu acaba sadece natural gebe kalma yöntemi, spontan gebe kalma yöntemi için mi geçerli yoksa ART için de geçerli midir? Evet baktığımız zaman gerçekten ister doğal yöntemle gebelik olsun isterse yardımcı yöntemle, yöntemle gebelik olsun septum olan kadınların e, gebelik gebelik oranlarından herhangi bir farklılık yok. Normal uterüsü kadınlara göre. Peki düşük açısından durum nedir diye baktığımız zaman yine bu sistemik değerleme bunda yine doğuluyor. Baktığınız zaman uterus septum olan kadınların birinci trimester veya ikinci trimester düşük riski normal uterin kaviteli kadınlara göre 1.68 kat daha fazla. Bu 1.68 oranını lütfen aklınızda tutun çünkü sunumun ilerleyen yerlerine tekrar bu rakamdan faydalanacağız. Peki düşük o zaman riskimiz fazla. Acaba düşük riskimiz neden fazla? Aslında e, ben de kendi içimde yani asistanlığımın uzmanın ilk yıllarında aslında kafamda çok basit bir neden bulurdum. Derdim ki e, tabii ki fizik olarak daha dar bir ortam e, ve bundan dolayı da gebelik ilerleyen haftalara kadar gidemiyor. Ama düşününce aslında birazcık daha IVF kliniğe girince ve laboratuvarda embiyo görünce aslında bu çok mantıklı gelmiyor. Neden? Çünkü bir embiyonun hacmi aslında 0. burada 5 tane 0 var. 0.0003 ile 4 ml civarında bir blastokistin hacmi. Öbür tarafı da uterin kavite, endometrial kavite 1 ila 3 ml civarında bir hacme var. Gebelik olmayan durumda. Ve gebelikte de hepinizin bildiği gibi koca bir bebek ve amnion sıvısı ile beraber 4000 ml'lik bir hacme kadar ulaşıyor. Dolayısıyla olayın aslında sadece fiziki olarak bir darlıktan ibaret olmaması gerekiyor. Nitekim sebep-sonuç ilişkisi açısından bakıldığı zaman bununla ilgili çok ilginç çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi bu Sardo Campo ve Betucci'nin, bu İtalyan grubunun yaptığı ilginç bir çalışma. Burada septumu önce ortadan kesiyorlar. Kestikten sonra fundal alandan e, servikal osa kadar ki septal alanları rezeke ed ediyorlar, tıraşıyorlar ve bunları histopatolojik olarak inceliyorlar. Ve inceledikleri zaman çok ilginç sonuçlar elde ediyorlar. Bakınız e, şu gri alan, yani septumu ortadan kestiniz, ön ve arka doğru ayrıldı. Daha sonra onları rezek edip histopatolojik olarak incelediğiniz zaman, yani septumu tam kor kısmına, e, ortadaki kısmına baktığınız zaman histopatolojik olarak miyoma benzer özellikler içeriyor. Nodüler ve içerisindeki vasküler yapılar oldukça az. Sanki bir miyom gibi yani. Fundalana doğru giderseniz de bu sefer de miyometrium lineer özellikler gösteriyor ki aslında lineer de olmaması lazım. Çünkü yine konuşmanın ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Normal olarak anatomik olarak bu alanlarda miyometrumun balık ağı gibi, e, örümcek ağı gibi örgü şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan çıkan mesaj gerçekten septumun ortasındaki miyometre alan hem damarlar açısından fakir hem de doku olarak normal miyometre tabakadan ziyade hastada miyon varmış gibi bir etki yapıyor. Peki olay sadece miyometrumdan mı ibaret? Hayır değil. Bakın. Yine bu ortadaki septumun, anormal mümetriumun üstündeki endometriumun histopatolojisine ve gen ekspresyonuna bakarsanız buralarda da farklılıklar var. Ne göre farklılıklar var? Uterin kavitenin geri kalan endometriyal yüzeyine göre. Burada yine bakıldığı zaman HOXA çalışmalarında ve EMX2 gibi çeşitli bir belirteçlere bakıldığı zaman bunlarda sağlıklı endometriyal alanlara göre, yani yan duvardaki mümetriumun üstündeki endometriyal alanlara göre farklı gen ekspresyonları var. Olay bununla da bitmiyor. Yine reproduktif immünolojik olarak baktığınız zaman bu çalışmada da septum olup da histerektomi giren kadınlar ve miyom olup da histerektomi giren kadınlardan alınan yan duvar incelemeleri ve septumdan alınan örnekler bakıldığı zaman T helper 1 ve 2 oranlarında farklılıklar saptanıyor. Yine reproduktif immünolojik açıdan önemli bir takım stokinler ve inflamatuar belirteçlerde de farklılıklar saptanıyor. Dolayısıyla yani hem morfolojik olarak, hem gen ekspresyonu olarak, hem de histopatolojik olarak ...normal miyometri alandan farklı özellikleri sahip e, uterin septum. Peki, diyebilirsiniz ki tamam bu uterin septum var ama... ...yani bu gebelik illa gidiyordu, oraya mı implant oluyor? Yani yan duvarları implantı olmuyor mu acaba? Bu da çok güzel bir çalışma. Yani çok bugün sabah sezana da konuşuyorduk. Çok zekice dizayn edilmiş bir çalışma. Aslında çok bir denek sayısı yok. 12 tane septumlu gebek kadın prospektif olarak 12. haftaya kadar takip ediliyor. Her hafta bunların gebeliklerine bakılıyor ve önce bakılan şey şu: acaba gebelik öncelikle daha çok nereye implant oluyor? Ve bakıldığı zaman bakın görüntü kalitesi tabii ki daha kötü çünkü 98'lerden gelen bir çalışma. Şurası septum, şurada bakın gebelik kesesi ve gebelik kesesinde koryon yan duvara, yani sağlıklı olduğu varsayılan miyometre alana implant olmuş. Yine takip edildiği zaman bakın yan tarafa doğru koryon gidiyor ve daha sonra gebelik 12. haftaya kadar e, erişiyor. Öbür taraftan Septuma yerleşen bir gebeliğe bakın. Bakın şu ortası yine septum. Mühimet burada gebelik kesemiz var. Ve koryon bakın septuma doğru ilerliyor. Burada yine koryon yine septuma doğru ilerliyor. Bakın burada yine septum var. Buraya doğru ilerliyor. Yani septuma yerleştiğini demonstratif olarak gösteriyorsunuz. Ve bakın daha sonra buradan detaç oluyor. Yani plasenta ayrılıyor. Ve bu 12 tane gebelikten toplamda hepsi de septumlu hasta. 8 tanesi abortusla sonuçlanıyor ve bu 8 abortusun 6 tanesi de uterus septuma implante olan gebelikler. Tabii ki örneklem sayısı az ama gebeliklerin direkt septuma implante olabileceğini yani miyometri olarak, gene olarak, histopatolojik olarak anormal olan suboptimal alanlara implante olabileceğini göstermesi açısından bence önemli bir çalışma. Peki, ee... Tanı koymak tabii ki önemli öbür taraftan. Bizim klinik pratimizde septumun tamam abortus yapabileceğini e, anladık, öğrendik. Peki biz bunu nasıl tanı koyalım? Aslına bakarsanız yine genç arkadaşlar için bahsetmek gerekirse işte transvajinal probunuzu arka forniksten ön fornikse doğru hareket ettirdiğiniz zaman yani sagittal kesitleri aldığınız zaman çok rahat bir şekilde miyometriumun içerisindeki endometriyel dokunun ayrıldığını görüyorsunuz. Bakın şöyle hani şematik olarak bahsetmek gerekirse. Dolayısıyla ne kadar erken ayrılmaya başlıyorsa haliyle o kadar daha derin bir septumdan bahsediyorsunuz. Ve doğruluk payı e, özellikle içerisine SF enjekte edip salin ile beraber yaparsanız doğruluk payı laparoskopi artı histeroskopi yapılmış kadar da yüksek. Eğer elinizde 3 boyut ultrason varsa onu da kullanabilirsiniz. Tabii ki o da önemli bir imkan. Biz de kendi pratiğimizde dönem dönem kullanıyoruz. Ama açık söylemek gerekirse sadece septum ayrımı için söylüyorum. Dismal kütürüs için daha sonradan bahsedeceğim ama sadece septum ayrımı için söylüyorum. Septum bir konu ayrımı için söylüyorum. Neredeyse hiç uç boyutlu ultrasonu kullanmıyoruz. Ee, bazen hani tepede rezidü kaldı mı diye baktığımız oluyor açıkçası. 2 boyutlu ultrasonu ayrı demediğimizde. Ama çoğunlukla iki boyutlu ultrason hastada septumu bir kolon ayrımı ise çok net olarak yapabilir. Peki biz tanı kriteri olarak ne kullanalım? Hepimizin bildiği gibi son 3 teşebbüs işte ASRM'nin eşlerinin ve bir de kendini top expert kabul eden bir grubun e, yaptığı tanımlamalar. Yine kolaydan başlarsak ASRM'ninkine göre yaklaşık 1,5 santimetreden daha fazla bir e, çökme gerekiyor diyeyim. İnternal oslardan, tubal, tubal itibaren ve aradaki açının da 90 dereceden küçük olması lazım. Tabi tepeden de 1 santimetreden daha fazla bir çöklük olmayacak olursa bunu yine bir konu kabul ediyoruz. Öbür taraftan eşliğe geçersek ee, burada da önce yeni bir miyometral thickness tanımını söz konusu. Miyometral thickness hesaplıyorsunuz. Yine buradaki tubaloslardan bir çizgi çizgi çekip hayali bir çizgi. 3 boyut son kullanmanız gerekiyor. Ve bunun %50'den daha fazla bir identifikasyon varsa içeri doğru o zaman bunun adı bildiğiniz gibi septum oluyor. Tepede de yine %50'den fazla olmaması gerekiyor. 2018'deki bu işte Ludwig grubunun tanımına göre de ASV'den farkı hani 1,5 yerine 1 santimetreyi burada sınır olarak alıyorlar. Ve aralarındaki açı açısından herhangi bir e, e, bir kriterleri yok. Tabii ki oldukça heterojen aslında tanı kriterler ama bence bu slide'dan veya bu tanı kriterlerinden şöyle pragmatik bir sonuç çıkartabilirsiniz. Eğer 1,5 santimetreden daha fazla bir çöplükü varsa bunu herkes septum kabul ediyor. Dolayısıyla hani bir buçuk altında hiç kafa karıştıracak bir şey yok ve bu konuda hani çalışma yapmak isteyen genç meslektaşlarıma önerim bir buçuk santimetre ve üstündeki e, identifikasyonu içeri olan identifikasyonu olan hastaları e, çalışmalarına dahil etmeleri o zaman bu konuda herhangi bir itiraz gelmeyecektir. Tabii ki kullandığınız kritere göre sıklığınız değişiyor. İşte eşeğe kullandığınız yere göre daha fazla hasta giriyor buraya. Hatta şöyle çok güzel bir örnek verebilirim. 20 tane hasta eşeğe göre e, uterin septum tanısı alırken bunlardan 3 tanesi işte bu kendini tap expert kabul edenler tarafından septum olarak kabul edilirken sadece bir tanesi ASRM'ye göre septum tanısı olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında şu ana kadar bahsettiğimiz hani düşük oranı artıyor gibi dediğimiz konsepsiyon oranları değişmiyor gibi dediğimiz grup aslında son derece heterojen bir grup. Bundan bahsetmek istiyorum. Bunu demek istiyorum. Ve e, konuşmamın ikinci kısmında septumu kestiğimiz zaman reproduktif performansınız düzeliyor mu diye sorumuza cevap vermeye çalışacağız ya işte orada da yine aslında aynı problem bizim karşımıza maalesef çıkacak. Daha da ötesine geçeyim. eşi eski tabii ki olayı daha da karıştırdı demiştik. Burada mesela iki ayrı hasta var. Bu fotoğrafı Ayşe Seyhan'ın aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğer beni de dinliyorsa şu anda. Burada mesela bakınız yine tubal e, tubalosların hizasından bir çizgi çektik. Nümetral teknisi hesapladık. Ama buradan baktığımız zaman gerçekten %50'sinden daha fazla bir identifikasyon var. Dolayısıyla bu septum tanısı alan bir hasta. Ama öbür taraftan mesela bir başka hasta, tubalostlardan bir hat çektiniz yine. Burada ee, şeyiniz var, miyometral tıknısı ölçtünüz. Ve burada da miyometral tıknısından daha sonra olan identifikasyonunuza baktınız. Ve bu %50'den daha az. Dolayısıyla mesela bu hasta septum tanısı almazken, bu hasta ee, septum tanısı alabiliyor. O yüzden ben de şahsen, kendi pratiğimde hani bu %50 meselesinden daha çok 1.5 santimetrenin kullanılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İlla ki septum tanısı koymak istiyorsanız. Bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. E, septum kesip kesmemenin faydasından bahsedeceğim ama yeri gelmişken bu sayfayı buraya koymak istedim. Bakınız bu hastalar e, bu çalışmada az 3 tane grup var. Bir tanesi komple septum olan, bir tanesi 2.5 santimetreden daha derin septum olan, bir tanesi 2.5 cm'den daha kısa septum olan hastalar. Hepsi 2 ve üzerinde abort olan kadınlar. Ve bakıldığı zaman rezeksiyon sonrası bunların gebelik oranları çok farklı. Biri %45'lerde, %65'lerde. Tabii ki örneklem sayısı çok az. Tabii ki bir retrospektif çalışma bize şunu gösteriyor. Farklı septumlar hastalarda farklı obsetik sonuçlar getiriyor. Yani bu hastaların bazal reputatif performansları farklı olabiliyor ve cerrahi sonrası beklenti ve kaderlerindeki iyileşme de farklı miktarlarda olabiliyor. Dolayısıyla heterojen bir grup. Daha da ötesine geçeyim. Bakınız bu çalışmada yine septumlu hastaları içeriyor sadece. Ama primer infertil olup septumlu olan kadınlar ve de reküren abortuslar olup septumlu olan kadınlar. Bakıldığı zaman reküren düşükleri olan kadınların septumları daha vaskozya iken primer olan kadınların septumlarında vaskozyasyonu da daha az. Dolayısıyla sadece anatomik olarak aynı septumdan bahsetmiyoruz yine histokimyası, histopatolojik olarak ve gebelik performansı olarak, e, vasküler yapı olarak da tamamen heterojen bir e, patoloji grubundan bahsediyoruz. Ama genel olarak söylemek gerekirse, yani bunca slide geçtik, 19 slide. Bunlardan ortak bir mesaj çıkarabilir miyiz diye düşündüğümüzde şöyle diyebiliriz. Yani tanısal problemlere rağmen e, septumun kendi içerisinde çok heterojen olmasına rağmen aslında bir miktar preklinik çalışma ve çokça da e, retrospektif çalışma bize infertility ile aslında çok bir ilişkisinin olmadığını ama düşükle yakın ilişkisi olabileceğini bizi e, yönlendiriyor, düşündürüyor. Peki, madem böyle bir riskimiz söz konusu, düşük riskimiz artıyor. Acaba biz cerrahi ile e, bu riskimizi normalize edebilir miyiz? Normal uterin kaviteli kadınlar seviyesine çıkarabilir miyiz? Şimdi burada yine aslında... E, beklentimiz ne olmalı e, Cerrahide? Önce ondan bahsetmek gerekir. Demiştik ki e, patofizyoloji kısmında aslında olay fiziki olarak ortamı genişletmek değil demiştik. Nitekim bunun bir çalışması yapılmış. Bakınız 3 boyutlu ultrasonla sonunda hastaların rezeksiyon öncesi ve rezeksiyon sonrası endometrial kavitelerin hacimleri hesaplanıyor. Aynı zamanda en geniş endometrial çap hesaplanıyor ve bakıldığı zaman rezeksiyon sonrası aslında siz daha düşük bir endometrial kavite elde ediyorsunuz. 2 ayrı kavitenin toplanmasına göre. Aynı zamanda şuradan ölçtüğünüz endometrial çap da aslında birleştirdiğinizde daha kısa hale geliyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Siz aslında septumu keserek endometrial kaviteyi genişletmeye çalışmıyorsunuz. Yapmaya çalıştığınız şey biraz önce gösterdiğim anormal miyometrium dokusunun olduğu, üzerinde anormal gen ekspresyonu olduğu ve anormal histopatolojik özellikler içeren endometrial dokusunu siz ekarte etmeye çalışıyorsunuz ve suboptimal bir alana embriyonun implantı olmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Gerekçemiz bu. Peki klinik çalışmalar bunu destekliyor mu? Şimdi çalışmanın büyük bir kısmı tabii ki öncesi sonrası çalışmalar. Yani bir kısmı primer infertil, bir kısmı düşükler olan kadınlar ve arkasından kesildikten sonraki performanslara değerlendirilmiş. Ve burada bakıldığı zaman %50'ler civarında bir gebelik söz konusu. Peki öncesi sonrası çalışmanın ne handikapı var? Bu hafta sonundaki TSRM sempozyumunda da bunun bahsi geçti. Şöyle bir handikapı var. Sizin yaptığınız girişim e e e eğer çok brutal, çok bariz, hastaya zarar verecek bir girişim değilse o girişim sonrası gebelik şansınız veya düşük şansınız en kötü ihtimal işlem öncesi kadar olmasını beklersiniz. Dolayısıyla siz zaten en azından kafa kafaya bir gebelik olana... Elde etmeye bekliyorsunuz ki bunlar pirme infarktisi olan hiç gebeliği olmayan hastalar. Dolayısıyla bu hastalarda elde edilecek gebelik düzelmeleri maalesef materyal metot açısından biraz sıkıntılı ve buna göre değerlendirmek lazım. Ancak sadece karşılaştırma çalışmaları olan sistematik derlemelere bakarsanız, bu Venetis'in 2014 yılında yaptığı bir çalışma, bu derlemede öncesi sonrası çalışmaların tamamı dışlanıyor ve sadece <laughs> çok üzderim karşılaştırma çalışmaları bakılıyor. gözlerimi tekrar. Bakıldığı zaman önceki şunu söylemek lazım. Gebek kalabalıklarında herhangi bir farklılık olmuyor. Bakın bu konuşmamızın ilk kısmını yine destekliyor. Yani nasıl infertilite ilişkisi yoksa aynı zamanda doğrulaması da bu. Siz kestiğiniz zaman da gebek kalabilikte herhangi bir fayda sağlamıyorsunuz. Ama neyi düzeltiyorsunuz? Bakın düşük oranı daha yüksek septumda. Kestiğiniz zaman gerçekten spontan düşük oranlarında bir fayda sağlıyorsunuz. Pretem o eylem oranlarında da işsiz ki anlama varmayan diyeyim sayısal bir düzelme söz konusu ama istatistik anlamı mı? Dolayısıyla evet gerçekten düşük açısından bir fayda sağlıyor olabilirsiniz. Fakat bu e, sistematik derleme günümüzde yayınlanmış iki tane önemli 2020 tarihli retrospektif çalışma içermiyor. Şimdi bu çalışmalardan bir tanesi çok ünlü zaten hepinizin bildiği bu Rikken çalışması. Bu arada Rikken'in bir bu çalışması var bir de bir randomize kontrol çalışması var. Bazen hani bahsederken bu ikisi birbirine karışabiliyor. O yüzden belirtmek isterim özellikle. Umur Apodakşı'nda yayınlanan makalesi retrospektif bir çalışma ve burada bakıldığı zaman multi Center bir çalışma, çok merkezi, büyük bir kısmı retrospektif değil, az bir kısmı prospektif sadece. Bakıldığı zaman e, kesmekle kesmemek arasında gebelik e, düşük riski açısından herhangi bir farklılık yok, devam eden gebelik oranları açısından bir farklılık yok, preten doğma açısından da bir farklılık yok. Sadece daha önce düşü olan kadınları aldığınız zaman, yani primal infertilleri dışladığınız zaman da yine herhangi bir fayda sağlamıyor gibi gözüküyorsunuz. Fakat tabii ki bu çalışma bakıldığı zaman da kendi aralarında herhangi bir farklılık yok diye çıktığı zaman önemli tepkiler aldı. Bunlardan iki tanesi sevgili Barış'ın ve bir tanesi de Ertan abilerin yazdığı mektupta aslında çok güzel özetleniyor. Bu iki mektubu özetlemek gerekirse bu çalışmanın sıkıntılarını Rikken'in çalışması bir kere her şeyden kendi açımdan söyleyeyim. Yani TRAS çalışması var. Birazdan sonuçlarını göstereceğim. Mood Center randomize yaptı, yapılan bir çalışma. Yani bu çalışmayı sunmak varken böyle bir çalışmayı öncesinde retrospektif olarak sunmayı ben kendi açımdan çok anlamlı bulmadım. Biraz manasız geldi bana. Materyal metot açısından da bakarsak çalışmanın datasının büyük bir kısmı retrospektif. E, az bir kısmı da bu birazdan bahsedeceğim. TRAS çalışması girmeyi kabul etmeyen hastalardan oluşuyor. Vaka başına, hasta baş, hastane başına yılda yaklaşık 0.37 oldukça çok düşük bir e, e, hızlı ilerlemiş bir çalışma. 2000 yılında başlıyor işte 2018'e kadar. E ne önemi var diyebilirsiniz bu kadar eski başlamasının. O zaman konan septum tanıları acaba doğru muydu? ve hangi kritere göre kondu? Bu belli değil. İkincisi cerrahi olarak detaylar belirti, belirli, belli değil. Yani orada acaba yapılan cerrahi yeterli bir cerrahi mi? Değil miydi? Bu septumlar ne kadar derindi? Bunların ne kadar düzeltildi? Belli değil. Onun dışında infertil hasta sayısı operatif kolda daha fazla ki bahsetmiştik infertil olanla düşüğü olan kadınların septumları histopatolojik olarak bile özellikler, farklı, özellikler gösterebiliyor. Ve yine kısaca bahsetmek gerekirse işte operasyon yapılan kadınlara 2-3 aylık doğum kontrolü öneriliyor. Bu dönemde gebe kalmasın diye. Dolayısıyla bu time to pregnancy etkileyebilir. Ve yine gebeliklerin ne kadarı ART'li elde edildi, ne kadarı doğal yolda elde edildi belli değil. Ve son olarak da yeterli örneklem sayısına zaten sahip değil, ne olması gerektiğini birazdan bahsedeceğim. Bunları bir yana koyarsak diğer ikinci çalışma, 2020 yılındaki ikinci çalışma, Obsetken and Koji dergisinde yayınlanan çalışma, yine burada da 21 bir kolda, öbür kolda 11 tane denek var sadece. Gebelik oranları kestikten sonra düşük açısından bir farklılık yok, ama BMI, BMI açısından da yine e, histeriskop olan kol yine aleyhine bir durum söz konusu. Dolayısıyla hani bakıldığı zaman aslına bakarsanız, bizim septuma bakışımızı değiştirebilecek ağırlıkta kuvvette çalışmalar değil gibi duruyor. Bu iki retrospektifte çalışmada. Tabii bizim için kanıt düzeyi ne olmalı? Kanıt düzeyi bu kanıt piramitine baktığımız zaman randomize kontrol çalışmalar ve sistematik derlemeler ve metanizlerden aslında daha çok olması gereken çalışmalar. Bizim daha önce baktığımız çalışmalar kes kontrol ve kor çalışmalarından ibaret. Peki var mı randomize kontrol çalışma ve meta analiz? Bakıldığı zaman bu 2017 tarihli Kore'in e, teşebbüsü ve burada hiçbir randomize kontrol çalışma çıkmadığından dolayı herhangi bir mesaj çıkmıyor. Bu Rikke'nin zaten kendisinin yaptığı bir zat e, metaniniz ve daha sonra e, kendisi bu sene Eşre'de e, sanal toplantıda e, bu tıraş çalışmasının uzun yıllardır beklediğimiz tıraş çalışmasının yani bu konuda yapılmış e, ilk ve tek diyeyim randomize kontrolü çok merkezi çalışmanın sonuçlarını gösterdi. Bu çalışmaya göre ne çıktı? Bir kere hastaların bir kısmı verdi, bir kısmı gebe kalamayan, e, bir kısmı e, düşükler olan ve bir kısmı da preten doğumdan müzdarip kadınlar. Yani yine bir heterojen grup söz konusu. 40 tane hasta var. Septum kesip kesmemek yine 2010 yılından 2018 yılına kadarki süreçte başlıyor ve 2-2 yıl birazdan bahsedeceğim. Denek bulamıyorlar. Bakıldığı zaman gebe kalabilirlikler açısından bir farklılık yok. Düşükler açısından bir farklılık yok. Hatta istatistik gelme anlamı ulaşmıyor ama hani rezik edilen kolda sanki daha fazla gibi abortus. Devam eden gebelik oranları, pirater meylem oranları ve haliyle canlı doğum oranları açısından da herhangi bir fark gördüğünüz gibi ortaya çıkmıyor. Peki bu çalışmadaki problem ne? Bu çalışmada bir kere hastaların %90'ı parsel septum olan kadınlar. Yani buradaki parsel septumun ne kadarı? hani 1,5 santimetre yakın ne kadar daha derin bunu bilmiyoruz. İkincisi laparoskopi yapılmış hastaların büyük bir kısmına %70'ine. Yani biraz önce bahsetmiştim tanı kısmındaki slide o yüzden koydum. Yani iki boyutlu bir ultrason bunların büyük bir kısmında zaten size tanı koyduruyor. Yani siz burada laparoskopi yapıyorsanız birazcık deneyim açısından soru işareti çıkartabilir o merkezde. Dolayısıyla o septum acaba ideal bir şekilde kesilebildi mi kesilemedi mi bununla ilgili kafada soru işareti oluşturuyor. Üçüncüsü de Hatırlarsanız 1.68'den bahsetmiştim. Hani septum olduğu zaman hastadaki artan abortus ihtimali. Dolayısıyla %20-22 gibi bir bazal abortus sorunu düşünürseniz %38 civarında septumlarda bir abortus bekliyorsunuz. %38'lik koldaki abortusu %22'ye düşürmek için her kolda sizin 130 tane denek almanız lazım. Bu burada sadece 40'ar tane bir denek söz konusu. Bu da bize yine çalışmadaki power analizinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Peki o zaman ne yapalım? Aslında yine bu İspanyolların SWOT çalışması var, SWOT analizi var. Yani bir yaklaşımın getirebileceği kabaca avantajlar nedir, dezavantajlar nedir? Biraz pragmatik bir bakış açısı sağlayabilir bize. Burada bakıldığı zaman evet yeterince randomize kontrol çalışma yok septum kesmenin. Ancak e, işte nispeten komplikasyon oranı düşük, morbidisi düşük bir işlemdir. En azından kesmenin de böyle bariz septumda kesmenin de bariz handikapını ortaya koyan bir çalışma olmadığına göre sanki en azından düşükleri olan kadınlarda, düşükleri olan kadınlarda bunları kesmek mantıklı bir yol gibi gözüküyor. Peki madem komplikasyonları düşük dedik, konuşmamızın bu üçüncü kısmında kısaca birazcık da teknik detaylardan bahsedelim. Neler yapabiliriz bu komplikasyon oranları açısından? Şimdi bu yaklaşık 20 binin üzerinde denek içeren yine multi center bir çalışma. Burada bakıldığı zaman toplam komplikasyon oranlarının gerçekten %1'in altında binde 2 ila 3 civarında olduğunu görüyorsunuz. Buradaki olabilecek komplikasyonlardan bir tanesi uterin perforasyon. Performans, performans, performans. Burada uterin perforasyonuna dikkat etmenizi e, rica edeceğim nokta histeroskopinin kendisinde olabileceği gibi dilatasyon aşamasında rezektoskop kullanacaksanız öncesinde yapacağınız dilatasyon aşamasında da olabileceği. Bunun dışında komşu organ zedelenmesi olabilir özellikle termal enerjiye bağlı. Nitropatif kanama oldukça az görüyoruz. Endomiyometrit oldukça az, o yüzden de bu hastalarda bir antibiyotik profilaksine gerek yok. Bununla ilgili destekleyen bir kohären derlemesi söz konusu. Bir diğer dikkat etmemiz gereken noktada, bu hastalarda sıvı yüklemesi, kullandığınız sıvı yöntemine göre maalesef karşınıza çıkabilir. E, komplikasyonlardan bu komplikasyondan korunmanın birinci e, yöntemi iyi hasta seçimi ve, e, ve operasyon öncesi hazırlık. Bu aşamada servikal hazırlık. Kapsamında mizoprostal kullanılabilir mi? Aslına bakarsanız septumun özelinde e, belki gerekmeyebilir. Çünkü bunlar çoğu zaman üreme çağında ve yeterli östrojene sahip kadınlar. Ama özellikle ilk operasyonda servikal dilatasyonu e, da e, zorluk e, yaşadıysanız... ...veya uterus septumun özelinin dışına çıkalım... E, ...postmenopozal bir bunlar da histeroskopi yapıyorsanız... ...bunlarda servikal hazırlık faydalı olabilir. Bakın yine bu kovriyen derlemesi burada bakıldığı zaman... Ee, öncesinde mizoprostol kullanmak servikal dilatasyon ihtiyacınızı azaltıyor. Pisuta pasaj oluşumu ihtiyacını da azaltıyor. Ama handikapı nedir? İşte lekelenme yapıyor, kası karsı yapabiliyor ve birazcık ateş de yapabiliyor. Bu kapsamda vajinal mizoprostol en az oral mizoprostol kadar etkili. Hatta ondan daha iyi olabilir bazı çalışmalarda. Ve 200 miligram da 400 mg kadar etkili. Dolayısıyla bunu yaklaşık operasyondan 8-12 saat önce kullanmak sanki en optimal stratejiymiş gibi gözüküyor. Peki işleme başladık. Bu sırada oluşabilecek uterin perforasyon riskini azaltmak açısından neler yapılabilir? Buna ilgili ultrason kullanmak aslında e, oldukça mantıklı bir seçenek. E, biz de kendi hastalarımızda e, bu hastalarda e, öncesinde histeroskopi ile ilk başta mesane girip mesane şişirdikten sonra e, güzel bir pelvik ultrason görüntülemesi altında derin septumlarda genellikle kesmeyi e, tercih ediyoruz. Hatta eğer rezekteskop kullanacaksanız servikal dilatasyon aşamasında bile kullanmanın faydası olabilir. Hem uterin perforasyon açısından koruyucu olacaktır işlem sırasında ultrason kullanmak hem de septumun tam olarak kesilmesi ve re histeroskopi ihtiyacının azalması açısından faydası olacaktır. Nitekim bu çalışmada da bakıldığı zaman ikinci kez histeroskopi yapılma ihtiyacı daha az olmuştur ultrason kullanılan kadınlarda. <laughs> Çok özür dilerim. Peki kesme yöntemi açısından farklılık var mı? Orada da işte mekanik olarak kesmek ve çeşitli enerji, elektrik enerjileri, enerji e, elektrik enerjilerini kullanmak açısından aralarında aslında gebelik oran açısından bir farklılık yok. Ancak operasyon süresi ve tabii ki ağır skorlar açısından ufak nüanslar söz konusu. Ancak önem arz edebilecek konulardan bir tanesi siz septomu kestikten sonra bu hastalarda belli oranda uterin rüptürü görebiliyorsunuz. Ve bakıldığı zaman uterin rüptürlerin büyük bir kısmı daha çok elektrik enerjisinin kullanıldıktan sonra yaşanmış. Dolayısıyla elektrik enerjisi termal enerjiyi kullanırken e, belki de tam o fundal alana doğru yaklaştıkça tekrar mekanik e, yöntemlere geçip yani o son rötüşlemeleri makasla yapmak e, iyi bir seçenek e, olabilir. Termal enerjiyi miyometre alana doğru uzatmamak açısından. E, sıvı yüklenmesi açısından nelere dikkat etmeliyiz? Bu sıvıların yine temel özelliklerinden bahsetmek gerekirse siz bir e, hastaya... 1000 mililitre bir sıvı verdiğiniz zaman aslında verdiğiniz sıvının özelliklerine göre o sıvının dağılımı çok farklı olabiliyor. Bakın bu çok e, benim sevdiğim temel bir slide. Burada mesela sizin fizyolojik kullandığınız zaman verdiğiniz 1000 cc'nin 750'si interstisyal alanda birikirken intravasküler alanda 250 cc'si kalıyor. Ve intraseller yani hücre içi alanı hiç geçmiyor. Ama mesela 5 eksos kullanırsanız, non iyonik solüsyonlar kullanırsanız verdiğiniz 1000 cc sıvının 670 sıvı cc'si interseller alana geçiyor. İşte bu yüzden de biz diyoruz ki e, bu e, e solüsyonlar kullandığınız zaman mutlaka aldığı çıkardığı takibi yapın ve burada 1000 cc'den fazla bir fark varsa iş yerinizi durdurun. Tabi bu demek değildir ki serin füzücü kullandığınız zaman son derece değil. Burada da bu sefer interseller alanda bir sıvı birikimi söz konusu. Dolayısıyla bu da akciğer ödeme açısından tehlikeli. O yüzden de SF kullandığınız zaman bu hastalarda da 2500 sistem daha fazla açık varsa bu sadece septum özne değil. Yönetimi yaparken de tabii ki kullanabilirsiniz bu parametreleri. Böyle bir açık varsa mutlaka işlemi durdurun. Dolayısıyla buradan elde etmemiz gereken mesaj şu. Olabildiğince izotonik solüsyonlar kullanmamız lazım. İzotonik solüsyonlar kullanabilmemiz için de bizim haliyle bipolar enerjiyi daha çok tercih etmemiz lazım. Ee, öbürlerinin ancak bu elinizde yoksa o zaman mecburen hipotonik, elektrolitten fakir solüsyonlar kullanmanız lazım. Ama dediğim gibi Onda da 1000 cc'lik bir e, açıktan daha fazla olmaması gerekiyor. Peki septomu kestiniz. Bu septomun tekrar tıkanmaması açısından ne yapılabilir? Hiyalonik jel kullanılabilir. Östrojen artı progesteron verip ayıdı kullananlar var. Foley sonrası kullananlar var. ama bunun arasında sanki yönelik gel birazcık daha ön plana çıkıyor gibi. Ben açıkçası kendim septum kestim hastalarda herhangi bir antarezit e, girişimde bulunmuyorum. E, çoğunlukla e, derin histeriskopi olmadıkça re -histeriskopi de yapmıyorum. Yine gerekirse bunu tartışma kısmını da konuşabiliriz. Ancak derin septumlarda illa ki ben bir tanesini kullanmak istiyorum diyorsanız hani antalyezyon açısından gel sanki bunların açısından en mantıklı gibi. Çünkü IUD şu anda günümüzde kullanan IUD ile bu T şeklinde olan IUD'ler. Bunlar hani bu eski S şeklinde olan IUD'lerden birazcık farklı. E, dolayısıyla fundusa kadar böyle uzun ve kaplanmadığı için çok etkili değiller bunlar. Foley sondadaki problem de yani bazen e, orta içeride oluşturduğunuz basınç e, standart olmayabiliyor. Her uterin kabilesi kullandığınız standart hacim standart basınç oluşturmayabilir. Dolayısıyla fazla bir basınçta orada yarı dokusu iyileşmesini geciktirebilir. O konuda bence standart olması açısından e, hastanın ekonomik durumu da ay veriyorsa heparin jel sanki birazcık daha önde ve makul gibi geliyor bana. Ee, peki septumu kestik. Ne kadar sonra gebeliğe izin verelim? Bununla ilgili doğal konsepsiyon çalışmalarına bakıldığı zaman aslında e, histeroskopiyle septumu kestikten sonra ...iki haftada bir histeroskopiyle tekrar bakılan çalışmalar var. Japon çalışmaları. Orada bakıldığı zaman yaklaşık ikinci aydan sonra içeride herhangi bir doku kalmıyor. Tamamen normal hale geliyor. Biz de bunu tüp bebek hastalarında yapmıştık. 2006 yılında ASM'de Hakan Hoca ile beraber postür olarak sunmuştuk. Orada da bakıldığı zaman siz septumu kestikten sonra hemen bir sonraki adette bile embriyo transferi yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada septumu derinliği önemli. Ne kadar bir doku kestiğiniz önemli. Ee, dolayısıyla hani bahsetmiştik primer infertilme yoksa tekrarlayan düşükler olan bir kadın mı önemli? Çünkü oradaki bazar perfüzyon farklı olacaktır. İyileşme hızı da farklı olabilir. Ama kabaca genel olarak bakıldığı zaman hani erken dönemde transfer etmekle ...geç dönemde transfer etmek açısından genel olarak bakıldığı zaman herhangi bir farklılık yok gibi gözüküyor. Çok kısa birkaç slaytta T şekil uterus ve arkuat uterus'tan bahsettikten sonra konuşmamı sonlandıracağım. T şekil uterus'ta da dismorfik uterus tabii ki e, gündemimize eşya sınıflandırması sayesinde geldi. Burada da çalışmaların tamamı, büyük kısmı demeyeceğim, tamamı öncesi sonrası çalışmalar. Yani hiç T şekil uterusu kesilmiş, kesinlemiş. Hadi bunların gebelik oranlarını karşılaştıralım. Böyle bir çalışma maalesef yok. Ama öncesi sonrası çalışmalara bakıldığı zaman bunlarda %45-50'lerde bir gebelik elde ediyorsunuz. Ve %20'ler civarında bir düşük riskine sahip oluyorsunuz. Yani normal ütünün kaviteli bir kadın seviyesine getirebiliyorsunuz gibi gözüküyor. Ama hiçbir karşılaştırma çalışma olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. eğer kestiyseniz, kesmeye inanıyorsanız ve kestiyseniz o zaman ne kadar bekleyelim? Bununla ilgili çalışmalarda yaklaşık ortalama gebelik alabildiğin 5,5-6 ay civarında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 6-6,5-7 ay artı eksi standart devresine koyarsanız da 9. aya kadar beklemeniz makul olabilir bu hastalarda. Eğer spontan gebeliği bekleyecekseniz. E, Tabi burada biz neyi kesmeliyiz? E, maalesef size bu dismorfik uterusta Septumda gösterdiğim gibi hani histopatolojik farklar gösteremiyorum çünkü bunu ortaya koyan bir çalışma yok. Yani alttaki yatan eee e, gen ekspresyonu çalışmaları histopatolojik farklar maalesef burada söz konusu değil ve burada tamamen mantık aslında fiziksel olarak ortamı genişletme yönelik. Dolayısıyla aslında septumu arkuat ve birazdan göstereceğim arkuat ve displomorfik kutucuksa farklı yerlere koymak lazım. Hem mantık olarak hem de yaptığınız cerrahiden beklediğiniz yaklaşım olarak Burada bakıldığı zaman bu yine Alonso'nun e, Fertis'te ilde sunu bir e, video sportu. portu e, yine YouTube'da bulabilirsiniz bunun videosunu. Eğer eğer kesmeye inanıyorsanız e, diyeyim bense dismorphik kutusu buradaki sirküler halkaları kesmeye çalışıyorsunuz. E, tabii e, söylemiştim hani konuşmamın başında buradaki miyometal yapı biraz farklı düşündüğümüz zaman aslında anatomik olarak en dışta longitudinal e, ağlar var daha ortada. İşte bu balık ağı şeklindeki ağlar var ve enişte de sirküler ağlar var. Ağlar var. Dolayısıyla sanki bu sirküler kas tabakasının bir identifikasyonu görüyoruz biz bu dismorfik uterusada ve bizim asıl kesmemiz gereken şeyler e, bu yapılar gibi gözüküyor. Tabii T şekilli uterus dismorfik uterus çok heterojen bir grup yine e, T şekilli dismorfik uterus olabilir Y şekli olabilir ve I şekli olabilir ve bunların yine tıpkı septumlu olduğu gibi bazal gebelik performansları farklı olabilir. Ve siz bunları kestiğiniz zaman beklemeniz gereken, ummanız gereken gebelik performansa da yine farklı olabilir. Dolayısıyla yine e, gerçekten e, soru işareti oluşturan bir grup. Son olarak da Arcoatotorus'tan bahsedeceğim. iki slayt ve konuşmamı sonlandıracağım. Arcoatotorus'ta da aslında Dismorticotorus'taki gibi aynı şey söz konusu. Çalışmalar, öncesi sonrası çalışmalar. Karşılaştırılmalı iki çalışma var. Ama zannetmeyiniz ki Arcoatotorus'u kesilen ve kesilmeyen hasta değil uterus normal olan kadınlarda, da arka uterus olan kadınlar aralarında gebelik oranı açısından herhangi bir farklılık maalesef gözükmüyor. E, bu da yine bizim ASRM'de 2005 yılında yaptığımız bir sunumdu yine Hakan Hoca ve e, İbrahim abi ile beraber. Ülke abla e, ve, e, abla da vardı o zaman Zonguldak'tan. Seren abi de vardı. E, o zaman bu yaptığımız çalışmada da 100 tane e, minimal e, 1 cm'den kısa septum olan hastaların bir kısmını kesmiştik, bir kısmını kesmemiştik. Ve baktığımız zaman gebelik oranları bir farklılık yoktu. Ama arkuat tutulusu kesilen kadınlarda implantasyon oranları istatistik olarak çok düşüktü. Biz hatta o dönemlerde bu isteriskopu yeni gelmişti klinize. Liberal olarak yapıyorduk. Yani hemen hemen tüm tüp bebek hastalarına ultrasondan bağımsız yaptığımız yıllarda ve gördüğümüz bu küçük arkuatları bile kesiyorduk. Bu çalışmanın ilk sonuçları bu şekilde önümüze geldikten sonra açıkçası bunu birkaç kez de kontrol ettik. 6 ay sonra tekrar kontrol ettik, 1 yıl sonra tekrar kontrol ettik ama her defasında istikrarlı bir şekilde arka Al alt kesilmesi implanta oranına düşük gösteriyordu. ve daha sonra bu çalışmadan sonra kendi klinik pratiğimizi de değiştirdik. Birincisi herkese histeroskopi yapmayı bıraktık ki biliyorsunuz bu insight ve insight çalışması bizi daha sonra destekledi. ve arkasından da gördüğümüz bu minimal septumları ve arka septumları artık kesmemeye çalıştık kesmemeye başladık e, dolayısıyla bu kapsamda yapılmış tek karşılaştırma çalışma olduğunu söyleyebilirim dolayısıyla toparlamak gerekirse soru kısmına geçmeden önce düşük kaliteli e, kanıt bize e, septumun gebelik oranlarını etkilemekten ziyade düşük riskini artırabileceğini gösteriyor kesmenin e, yine düşük riski üzerinde faydası olabilir ee, kesmek istediğiniz zaman e, makas ve daha sonra bipolar enerji ilk tercih edilmesi gereken yöntemler gibi gözüküyor. Monopolar enerji hem olası termal hasara bağlı e, uterin perforasyon riski gebelikte hem de işlem sırasındaki komplikasyon sistem daha güvensiz yöntem gibi. Ve yine e, isterseniz servikal dilatasyon kısmında isterseniz de histeroskopi kısmında ultrason kullanmak işlemin güvenilirliğini artıyor gibi gözüküyor. Ancak aynı şeyleri rahat bir şekilde T şekli utuyoruz ve Arkotos için söyleyemiyorum çünkü aralarında karşılaştırmalı bir çalışma yok ve sanki iş biraz böyle hani nazoplastide burnu düzeltmeye benziyor tamam burnu düzeltiyorsunuz ama yani acaba hastanın oksijen saturasyonu düzeltiyor musunuz e, bu konuda herhangi bir data olmaması gibi bir durum. Sağlığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, sorulara geçiyorum. E, sevgili Nazlı'nın bir e, sorusu. Gebelik istemi olan ancak herhangi bir teşebbüsü daha olmamış hastada. Kontrolde orta derin septum izlendi. Gebelik öncesi bunu kesmeli miyiz? Hastada bir abortus olduğunda mal praktisi anlamında riski olur muyuz? Nazlı bu çok güzel bir soru. Bu hepimizin aslında pratikte karşılaştığı bir durum. Hatta bazen biliyorsun gebelik istemi olmamasını bırak bekarken hani bazı hastada saplıyoruz. Bunu söylemeli miyiz söylememeliyiz o noktada bile bazen tedirgin yaşayabiliyoruz. Bu sorunun tek doğru bir cevabı yok. Ama hani ben ne yapıyorum kendi pratiğimde onu söyleyeyim. Sen de biraz hakimsin benim ne yaptığıma. E, bu hastalara e, bu septomun düşük bir ilişkili olabileceğine dair bir bilgi veriyorum. Ve diyorum ki hani yöntemlerden bir tanesi bunu kesmek olabilir kesip olası bir riskinizi normal uteruslu kadına seviyesine düşürmek olabilir ama belki de hiçbir şekilde düşük riski yaşamayacaksınız ve bizim yapacağımız bu cerrahi girişimde de gereksiz az da olsa sizi bir komplikasyon riskine tabi bırakacağız diyorum ve e, şş, biraz hastaya bırakıyorum e, bu seçeneği. bir orta yol bulmak kapsamında hani şunu da diyebiliyorum diyorum ki mesela bir tane düşünüz olursa o zaman da tekrar oturup konuşabiliriz ne yapacağımıza karar verebiliriz diyor. Dolayısıyla eğer önceden böyle bir hastaya bilgi verirsen hasta düşük yapsa bile veya daha sonra düşüğe bağlı kürtajı olsa ve buna bağlı komplikasyonlara gelirse bile sen hastaya herhangi bir bilgi vermeme gibi bir durumun olmadığından dolayı mal praktise karşılaşmazsın. Dolayısıyla bilgiyi verip hastaya bırakmakta fayda var bu karar. Ee, Hüseyin abi sormuş. Mizoprostol kullanmanın faydası çok tartışılır. Servikal genişleme nedeniyle kavite distansiyonda zorluk ve miyonitler kanama nedeniyle görüntü zorlu oluşturur demiş Hüseyin abi. Hüseyin abi katılıyorum. Yani zaten daha çok benim de e, tercih ettiğim grup e, postmenopozal hastalar. Üreme çağındaki kadınlarda çok tercih etmiyorum. Sadece üreme çağındaki kadınlarda kimlerde tercih ediyorum biliyor musunuz? Yani bu çift serviksi ve tepeye kadar septumlu olan hastalar var ya onlara yani servikal dilatosluğunda çoğunlukla zorlanıyorum. Dolayısıyla bu hasta grubunda tercih edebiliyorum. Ama onun dışında sıradan bir septumlu kadında ben de çok tercih etmiyorum. E, doğa seçkin septumun kesilmesiyle kavitenin genişlemesinin gebelik oluşumuna bir katkısı olmadığını bir çalışmada gösterdiniz. T şekil uterusun düzeldiğimizde gebelik oluşumuna pozitif katkısı olma ve katkısı yorumumuz nedir? Valla açıkçası e, ben T şekil uterusun kesilmesi gerektiğini inanmıyorum. E, ama bu konuda da e, çelişkili duygular içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Dürüst söylemek gerekirse. E, daha önce düşüğü olan kadınlarda daha çok e, kesmeyi tercih ediyorum. Orada da daha çok bu sirküler halkaları hani kesmeye çalışıyorum. Ee, yoksa amacım e, o miyometral alana kadar geri, genişletmek değil, uterin kaviteini genişletmek değil. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi yani olay fiziki olarak ortamı genişletmek değil. Dolayısıyla yani arkoatuterusta ve T şekli uterusu kesmekle ilgili ben de yeterli kanıt olduğuna inanmıyorum. Ve ben kesmem diyene de asla itirazım olamaz yani. Sevgili Serhat, Servet, septum ya da bir konusu için yapılan iki boyutlu ultrasonda eğer karar veremiyorsan diagnostik laparoskop yapıyor musun? Servet, yani en son ne zaman laparoskopi yaptığımı hatırlamıyorum bile uterin septumu ayırt etmek açısından. Hiç ayırt edemediğim bir hasta olmadı diyebilirim sana. Ee, en fazla üç boyutlu ultrason yaptım. Onda da bir iki hasta gerekti. Ha o da elimde olmazsa MR çektiririm. Öyle söyleyeyim sana. Ama 2 boyutlu ultrasonla yani %100'e yakın tanı konur. Hiçbir problem olmaz. İki boyut ultrasonla yani sarı infüzyon bile yapmana gerek yok. Ee, Muzaffer Bey septum rezeksiyonunda rutin olarak intropatif ultrason kullanıyor musunuz? Küçük septumlarda kullanmıyorum, ee, derin septumlarda kullanıyorum. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi bu çift serviksli tepeye kadar uterin septumlu olan kadınlarda kullanıyorum, tercih ediyorum. Ama öncesinde dediğim gibi histeroskopi alanı temizken ilk başta mesaneye giriyorum sistoskop yapar gibi. Orayı bir 300-400 cc ile şişiriyorum. O sırada asistan arkadaşlardan biri pelvik ultrasonuna bakıyor. Uterusun şişip şişmedi, uterusun görünür hale gelip gelmediğini doğru te teyit ediyorum. Daha sonra aşağıdan normal histeroskopiye geçiyorum. Hüseyin abi T shape ameliyattan 2 ay sonra ofis ya da HSG'de aynı görüntüyle karşılaşırsınız. Cerrahi tekrarlanır mı? Valla Hüseyin abi yani t shape ameliyatını ben yapsam bile açıkçası dediğim gibi genellikle düşükler olan kadınlarda yapıyorum. Ee, çok da inanmıyorum. Açık söylemek gerekirse t shape turist ameliyatının hastanın akıbetini değiştirdiğine dair hiçbir data yok yani. Yani ne o hani histopatolojik çalışmalar var ne e, karşılaştırmalı çalışmalar var ne de bakın demiştim ki mesela hani uterus septumu görme sıklığımız infertil kadınlarla e, seçilmeyen grupla hemen hemen aynı demiştim. Ama mesela bunun öyle çalışması da yok. Yani biz toplumun ne kadarında T şekilli, uteruslu kadın görüyoruz bunu, bunu bilmiyoruz. Ve bu şekilde gebe kalmış, terme kadar doğum yapmış kadınlar bize gelmiyor. Halini hiç tanı koyamıyoruz. Dolayısıyla ben T şekilli, uteruslu ameliyattan açıkçası inanmıyorum. Ama düşüğü varsa dediğim gibi o fotoğrafta gösterdim hani sülküler halkaları kesiyorum. Çok derinleşmemek e, koşuluyla. Dolayısıyla hani bunu yaptım üstüne bir de iki ay sonra tekrar bir ofis yapıp pastayı daha da yormam yani. Ee, sadece belki bir istisna olursa bazen bu ı şekilde oluyor Hüseyin abi. ya yani T şekilde de çok dar oluyor. Onlar da mesela hani bir iki adet sonra üç boyutlu tosonla bir bakayım diyorum. Gerçekten bir genişleme yaptım mı diye. Ee, sevgili Turgut sormuş. Komplet septum çift servikal osulan hastalarda rezeksiyon iatrojenik bir servikal yetmezlik sebebi olabilir mi? Bilmiyoruz. Kabaca öyle. Yani Turgut'cum kısaca söylemek gerekirse bilmiyoruz. Ama serviksi birleştirilen ve birleştirmeyen arasında küçük çaplı çalışmalar var. Bunların arasında servikal yetmezlik ve pretem, eylem sıklığı açısından bir farklılık yok. Ama sen ne yapıyorsun dersen ben de korumaya çalışıyorum. Ee, yine bu kaygıyla. Bunu destekleyen bir çalışma olmasa da ben de septumu, servikal septumu korumaya çalışıyorum. İçeriden girip daha zor bir cerrahisi de olsa biliyorsun. E, sadece iç kısmı e, birleştiriyorum. E, Muhammed Bey e sormuş. Arkad Turus'ta 3 düşük varsa operasyon önerilir mi? E, yani şöyle e, Muhammed Bey biraz önce gösterdim aslında. Arkad Turus e, Ar bunun için bir sebep gibi gözükmüyor. Bir kere öncelikle şundan emin olmalıyız e, edinilmiş trombofil sebepleri bu hastada taranmış mı? Yani ant, bakın şeyden bahsetmiyorum. Faktör 5 protein C, protein C bunlardan bahsetmiyorum. Bunların zaten World kaplı hiçbir yeri yok. E, örneğin antikardiyolipin taranmış mı? Lupus antikoru taranmış mı? Anti BT2 glikoglobinler taranmış mı? Bunlar taranmış mı? TSH taranmış mı? E, ailede özellikle şeker hikayesi varsa hemoglobin ABC veya OGTT testi yapılmış mı? Ve de 3 ve üstünde yine düşükler varsa bu hastada e, karyotip analizi yapılmış mı bu çiftte? Önce bunlara bakarım. Ha bunlarda hiçbir şey görmediysem e, o zaman hastayla konuşurum. Hani çok büyük ihtimalle ilişkisi yok e, ama yapılabilir. Basit bir işlem. Komplikasyon ihtimali düşük deyip o zaman topu birazcık hastanın kucağına bırakırım. Ama öncelikle bu work up'ı ve bu taramayı yaparım. Hüseyin abi teşhip cerrahi gereksiz anlamında söylemiştim. Evet tamamen katılıyorum Hüseyin abi. Ben de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi dönem dönem düşük olan kadınlarda yaptığım oluyor yani. Ee, sevgili Ahmet, septumdaki dokuda gen ekspresyonunda bozukluktan bahsettiniz. septuma insizyon yaptığımızda kavite genişliyor ama bu doku geride kalıyor. Bu nedenle insizyon yerine rezeksiyon yapmanız daha mantıklı olur mu? Ahmet çok güzel bir soru. Biz bu soruyu hatta bugün Sezcan'la da aramızda konuşuyorduk. Yani bunun karşılaştıran bir çalışması var mı? Özellikle baktım. Ee, benim gördüğüm karşılaştıran bir çalışma yok. Yani çok eskilerden bir çalışma varsa ona onu görmedim. Hani varsa lütfen sen bana buradan yaz. Bu Betoçi grubu dediğin gibi bunu çok öneriyor. E, haklısın. E, ama yani burada e, tabii şöyle söylemek lazım. E, belki cervical osa kadar gelen septumlarda teorik olarak o çalışmadan dolayı çıkarmak gerekebilir. Fakat bu sefer de karşına farklı bir şey ortaya çıkabiliyor. Bu sefer de o kestiğin iki doku arasından yani endometriumun gelişmesi sağlıklı olmayabilir. Çünkü çok ciddi bir doku çıkarman gerekiyor rezekte ettiğin zaman. E, ve ne kadar daha kazman lazım? Yani sağlıklı endometriumdan ne kadar derine kadar kazman gerekir? O belli değil. Eee fonksiyonel alttaki bazal tabakayı hasarlarsan yine bundan dolayı bir handikap oluşturma belli değil. O iki zedelenmiş doku arasında bir sineşi olursa bu sefer onunla problem yaşayabilirsin. Bu üçüncü problem. Dördüncüsü Orada bir sefer plasanta, akrete, inkrete, perkrete gibi anormal plasantasyon problemleri hatta servikal osa kadar ulaşıyorsa bu septum e, previa gibi bir durum ortaya karşı karşıya kalabilirsin. Dolayısıyla bunlar teorik riskler. Yani o yüzden onu tamamen e, rezeki etmek bence çok mantıklı değil. E, sevgili Güler Şahin, e, IVF öncesi septum rezeksiyonu yapıyor musunuz? E, burada yine aynı şey aslında söz konusu. Yani eğer e, abortsu varsa kesebilirsiniz. E, eğer abortsu yok, size IVF ile geldi, keser misiniz? Yani kes, kesilmeli mi, kesilmemeli mi? E, buna kesilmeli ya da kesilmemeli diyemem. Ama hani ne yapılabilir veya siz ne yapıyorsunuz derseniz, e, ben e, özellikle 1,5 cm'den daha derin bir septum varsa bunları kesiyorum. Neden? E, bir sonraki gebelikte, oluşabilecek bir gebelikte e, olası ek bir risk faktörünü ortadan kaldırmak açısından bunu kesmeyi tercih ediyorum. Karolin, uterin septum vaskülitesinin felte ya da rezeksiyon etkisi nedir hocam? Çok güzel bir soru. Burada da kestiğin zaman aslında bizim amacımız şu, o ultrason çalışmasında da vardı. Yani bu uterusun şöyle göstereyim, bu olamadım ekrandan. Aslında ortadaki septumu şöyle düşünürseniz, bu ortadaki alan yani bu alan Suboptimal bir alan olarak gözüküyor implantasyon açısından. Bizim amacımız bu alanı ortadan kaldırmak. Yani bu alanı ortadan kaldırdığınız zaman şu yüzey daha genişken sizin sadece dipte daha küçük bir alanınız kalıyor. Suboptimal bir alan. Yani illaki Ahmet'in sorusuna belki bir ek cevap olabilecek. Suboptimal alanınızı aslında daraltmış oluyorsunuz. Yukarıda bir alan, ortada bir alan. Ama ortadaki bu daha büyük bir suboptimal alanı, implantasyon için anormal alanı siz aslında ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla vaskülarizasyon açısından da durum böyle yani. Ee, Serdar abi sormuş. Sevgili Serdar abi. Değişik utörüs operasyonun abartıldığını ve birçok hasta gereksiz ameliyat yapıldığını düşünüyorum. Katılıyorum abi. Altına imza atarım. Önemli olan histeroskopi gözlemde yeterli uterin kavitelerinin değerlendirilmesidir. Yani abi işte aslında burada da problem var. Yani hani dediğiniz doğru katılıyorum ama hani yeterli ne olmalı? Yani bir hacim saptayıp acaba bu hacime göre yani böyle bir çalışma da yok. Yani 3 boyutlu ultrasonla yapalım. Uterin kavite hacimlerini saptayalım. Ondan sonra daha sonra bunların 9. aya kadarki gebelik sonuçlarını hani analiz edelim. Şöyle çalışmalar var. Yani eski çalışmalardan da işte e, mesela fundus servis arası mesafeyi ölçmüşler. E, bunlardaki gebelik sonuçlarına bakmış. Hatta yakın zamanda bir çalışma da yayınlandı. Umur ya da Fatih'te de tam hatırlamıyorum. Orada da mesela bir miktar erken doğum riski daha fazla. Ama hani bu T-Shape özelliğinde gerçekten de böyle bir çalışma yok. Prospektif longitudinal. E, ee, Nazlı komple septum ve sırasında adezon riski de olduğundan ikinci operasyona bırakma kararını nereye kadar kestiğimizde karar veriyoruz. Ee, tam anlamadım. Bir daha bakayım. Yani şöyle şöyle Nazlı bir kere kesebiliyorsak tamamı yakını kesmekte fayda var. E, i̇kinci kez histeroskopi yapalım mı diye soruyorsam, yani çalışmaların bir kısmı ikinci kez yapmayı öneriyor. Çünkü az da olsa sineşi olabiliyor, kapanabiliyor ve bunları e, tekrar ikinci ile kesmek önerilebilir. E, bunları kimlerde önerebiliriz? Yani aslına bakarsan e, ben daha çok hani biliyorsun derin septum olan yani servikal olsa yakın septumları olanlarda daha çok tercih ediyorum. Ee, hani fundal alana daha yakın işte 1,5-2 santimetrelik septumlu olanlarda çok tercih etmiyorum. Ee, ama bunun da hani böyle genel geçer standart bir kriteri yok yani maalesef. E, ee, başarısı IVF denemesi olan T şekilli uterus hastalığı cerrahi düşünülmeli midir? Ee, Tarık Bey sormuş. Şimdi şöyle yani aslına bakarsanız cevaplamın hiçbiri dikkat ederseniz hani yapılmalıdır ya da yapılmamalı şeklinde değil. Böyle de denmemeli bu utürüs konusunda. Daha doğrusu septum konusunda, arkuat konusunda ve T şekil utürüs konusunda hep yapılabilir, edilebilir veya yapılamaz demek lazım. Çünkü dediğimiz gibi kanı seviyesi oldukça düşük. E, dolayısıyla hani bu hastalarda yapılabilir. Ama ben dediğim gibi kendi açımdan hani çok e, güvenmiyorum bununla ilgili dataya. Ve T şekil uterusu hastalarda olabilince cerrahiden kaçmaya çalışıyorum. E, Dolayısıyla ben böyle bir hastada genellikle cerrahi düşünmüyorum. E, Arkuat ve septum ayrımı için sınırınız nedir demiş Emre Bey. Burada da yani yaklaşık 1.5 cm ve üstünde bir uzunluk söz konuysa e, daha çok septum tanımını kullanıyoruz. Emre Bey. Sevgili Engin sormuş. E, T şekilli cerrahiler sonrası adenziniz gerektiren hastalarla karşılaştınız mı? T şekilli uterus sonrası e, Engin T şekil uterus sonrası değil ama mesela I şekilli e, uterus olup da e, o yanlar genişletilen tepesi genişletilen ve daha sonra full sineşiyle gelen hastalarım oldu. Yani ben yapmadım. Mesela dış merkezde ki, kimse yapmadım der ya. Gerçekten yapmadım. Yani dış merkezden bir hastam gelmiştim. Aşermen sendromu. Ondan sonra e, hastanın hikayesi ilginç. E, demişler ki uterin kabiti genişleteceğiz demişler. Ondan sonra genişletilmiş Ondan sonra e, hastanın videosunu istedim ben. Gerçekten videosu geldiğinde ı e, şekilli uterus ve yan taraflar kesilmiş, ortası kesilmiş ve hasta daha sonra hiç adet olmuyor. Dolayısıyla bence ı şekilli uteruslar hani illa kesilecekse bunlara postop bence jel kullanmak lazım. <laughs> Çünkü zaten kabite çok yakın olduğu için o hasarlanan dokular bir birbiriyle temas etme ihtimali çok yüksek oluyor. Dolayısıyla ya tepeyi kesmeyeceksiniz ya sadece yanları keseceksiniz e, ya da her tarafı keseceğim diyorsanız bence onlara e, jel kullanmak daha mantıklı. Yine yani jel yoksa hani önceden de planlamadıysam böyle bir otobüste beklemiyorsam <laughs> çok özledim. O zaman önce balon kullanmak daha sonra bir iki ay sonra histeroskopi ile adezyon olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Ee, sevgili Turgut, septum kesilmezse septum plasanta invazyonunu sınırlar, sınırlıyor olabilir. Rezeksiyon yapılınca septumdan diğer kalite, kalitede implant olması olumsuz edinilir olabilir. Evet. Evet Turgut. Yani aslında o ultrason çalışmasında da yani onu göstermiştik. Göstermişlerdi. Ee, gerçekten o septumun ortasında implantı olabiliyor bu e, embriyo. <laughs> Çok özür dilerim. Ee, Sultan Hanım. Bir hastam var. 2,5-3 cm septum. İlk gebelik 35 hafta vajinal doğum. ikinci gebelik 20 hafta vajinal doğum. Üçüncü bebek postpartum eks abort öyküsü yok. Gebelik öncesi Bunun erken doğum hikayesi olduğu için buna ben kesmeyi öneririm Sultan Hanım. Yani e, dediğim gibi data tabii ki çok kuvvetli değil. preterm eylem konusundan daha da zayıf. Ama böyle bir hastada bence e, pretem, eylemden korunmak açısından septum kesmenin faydası olabilir. 2,5-3 cm septum da hani çok hani sığ bir septum değil açıkçası. Ben bu hastada keserim. Serdar abi Bosna zaten dönemde isteskop yapılan multipar hastalarda septum varlığı hiç azımsanmayan oranda görülmesi bu konu Şunu olduğu gösteriyor. Doğru abi katılıyorum kesinlikle. Yani biz dediğim gibi daha çok zaten e, işte gebe kalamayan düşükler olan kadınlarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla zaten hiçbir problem yaşamayan obsesif hikayesi tertemiz olan kadınları zaten bize gelmediği için görmüyoruz. E, bu durum özellikle arkuatta ve zaten dismorik kutusu daha da hani bilinmez. Dolayısıyla düşükler olan kadınlarda kesmek en sanki mantıklı yaklaşım gibi gözüküyor. Başka soru var mı acaba? Hakan Bey yoksa Hüseyin abi preten doğum sırasında e, fark edilirse kesilebilir demiş. Kesilebilir abi. Yani hani makasla falan kesilebilir. E, ama orada da belki çok kanayabilir. Yani benim açıkçası çok kişisel deneyimim olmadı. E, Sezeren sırasında görüp de kesme gibi. E, ama yapılamaz. Yani yapılmaz diye bir şey yok. Yani hani bu konuda deneyim yok ama yani yapan kişilerin eğer e, Postop dönemde bir kanama fazlalığı gibi bir durumlarla karşılaşmadılarsa, hani o zaman ...yapılabilir. Aldım Bey e sormuş. Rezeke mi edelim yoksa total... ...rezeke mi edelim keselim mi anlayamadım demiş. Şu andaki data kesmenin yeterli olduğunu... ...söylüyor Aldım Bey kabaca. Hüseyin abi... E, sezen Asası'nda kestim. Hiçbir sıkıntı olmadı demiş. Teşekkürler Hüseyin abi katkınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum değerli hocalarıma ve meslektaşlarıma. Ee, umarım yüz yüze konuşacağımız, kayıver sohbet edeceğimiz, vakalarımızı birbirimize paylaşacağımız, danışacağımız günler gelir diyelim ve güzel.